Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Ramazan dolayısıyla başlattığımız programımızda bugün vahyin gölgesinde Duha suresini konuşacağız. Duha suresi Peygamber Efendimiz Mekke'deyken nazil olmuştur ve 11 ayettir. Duha kelimesi kuş lokak demektir. Rivayetlere göre bu sure inmeden önce belli bir süre peygamberimiz beklemesine rağmen vahiy gelmemiştir. Metin bilemiyoruz. Ama bu kesime Allah'ın peygamberimize kılması ve Allah'ın onu terk etmesi anlamında değildir. Duha vakti güneş ışıklarının daha net geldiği, güneşin en çok parlayıp kendisine bakmanın adeta imkansız olduğu dönemdir. Bu dönem günün en değerli dönemidir. Güne ve günün hayırlı amellerine başlama zamanıdır. Mevla'nın bereketinin, ihsanının beklendiği, ümit edildiği bir dönemdir. İşte Rabbimiz gün en bereketli dönemine dikkat çekiyor. Eğer insan ömrü bir gün kabul edilirse, duha bu ömrün en geç ve en verimli zamanıdır. Yani biz üniversiteli gençler olarak tam da bu dönemdeyiz. Bu dönemde ayrı bir bereket vardır. Sure, cehalet gecesini sona erdiren vahyin aydınlık sabahını ve o sabahı müjdeleyen geceyi şahit tutarak der ki, Rabbin seni ne terk etti ne de darıldı. İlk bakışta Hazreti Peygamber'e sesleniyor gözüken bu surenin aslında daha geniş bir muhtevaya sahip olduğunu söyleyebiliriz. İnsan şu dünya hayatı boyunca zaman zaman sabah aydınlığı gibi mutlu ve rahat, zaman zaman da zifiri gece karanlığı gibi mutsuz ve sıkıntılı anlar yaşayabilir. Bazen bu ilahi yardım ve adalet sorgulayacak noktalara bile ulaşabilir. Ama Allah hiçbir insanı ne terk etmiş ne de küsüp darılmıştır. Sadece oluşun tabi seyrinde ne varsa onu tecelli ettirmektedir. Bu surede Resulullah'a teskin ve teselli edilmekle kalınmamış, peygamberimize sonrasının yani hem kalan ömrünün öncesinden hem de ahiret hayatının bu dünyadaki hayatından daha hayırlı olacağı müjdesine verilmiştir. Aynı zamanda İslam davetinin geleceği bugününden daha parlak olacağı haberini içerir. Zımmen söylenen şudur. Rabbin seni bırakması ve darılması şöyle dursun. Rabbin sana gelecekte büyük nimetler bahşedecek. Tıpkı geçmişte ettiği gibi. Yani sıkıntılı günlerden geçiyor, arkadaşlarına zulmediliyor, hafife alınıyor, iftiralar atılıyor olabilir. Ama Allah ileride güzel günler gösterecek deniliyor. Bu müjdelerin gelecekte gerçekleşeceğine dair garanti geçmişte ona yapılan ilahi ikramlardır. Nitekim Allah'ın bu sözü Peygamber Efendimiz henüz hayattayken gerçek olmuştur. Bu sureyi Hazreti Peygamber üzerinden alıp herkese ait bir yoruma tabi tutacak olursak şunu söyleyebiliriz. İnsanlar hayatlarında çeşitli sıkıntılar ve şaşkınlıklar yaşayabilirler. Onları bu durumdan çıkaracak bir varlığın daima var olduğu, yaşadıkları sorunlarla ilgili olarak cevap bulacakları bir makamdan yoksun bırakılmadıkları kendilerine öğretilmelidir. O yüce makamın onların isteklerini karşılamaya muktedir olduğu kendilerine özellikle bildirilmelidir. Sıkıntıda bulunan insanların çaresizlik içinde bırakılmadıkları veya çaresizliğe terk edilmedikleri, onların bir sahibinin bulunduğu, insanların hafızalarına kalınmalıdır. Böylece yalnızlık ve terk edilmiş duygusundan kurtulan insan daha bir güvenli hayatına devam etmeyi başaracaktır. Surenin devamında Peygamber Efendimiz'e bir zamanlar yetim, yolunu kaybetmiş, ihtiyaç sahibi olduğu ve Allah'ın ona sahip çıktığı hatırlatılır. Her insan bir anlamda yetimdir. Çünkü herkes yalnız yaratılmıştır ve kıyamet günü Allah'ın huzuruna yalnız başına çıkacaktır. Kimi annesi babası olmaması anlamında, kimi de toplum içinde yalnız kalma anlamında yetimdir. Toplumda yanlış anlaşılan yetimdir. Sözü yarım kalan, dışlanan, mahkum edilen, çaresiz kalan, kapısı çalınmayan, unutulan, terk edilen yetimdir. Önce üç nimetten söz edilir surede. Yetimken yolunu kaybetmişken ve muhtaçken sahip çıkılması. Sonra da lütfedilen üç nimete karşı üç görev sayıyor Rabbimiz. Burada mesaj açıktır. Verilen nimetlerin şükrü kendi cinsinden olmalıdır. Rabbinin onu yetimken bağrına bastığını, şaşkın iken doğru yol gösterdiğini, fakirlikten kurtarıp zengin ettiğini hatırlatması sebebiyle kendisine ve diğer Müslümanlara her yetimi barındırmayı, her isteyenin ihtiyacını gidermeyi, gidermeye gücü yetmiyorsa da isteyeni azarlamamayı ve Yüce Allah'ın üzerindeki nimetlerini almayı emrediyor. Peki nimeti anmak, anlatmak ne demektir? Nimeti anmak, onu sahibi olan Allah'ın istediği gibi kullanmaktır. Nimeti anmak, nimetin vericisini hatırlamak demektir. Nimetin sahibini, o sahibin istediklerini hatırlamak demektir. Fakat bu hatırlama sadece hatırlayıvermek değil, onu uygulamaya koymak, amele dönüştürmek üzere hatırlamaktır. Tabii bazı hatırlamalar kavli olur, bazıları da fiili olur. Yani dille nimetin vericisine hamd edilirken hayatla da teşekkür etmeliyiz. Bu nimetlerin başında ise bu dini kendisine gösterilmesi gelmektedir. Yani insanlara Allah'ın kitabı Kur'an'ı anlat, konuşurken Kur'an'dan konuş, bu nimetten onlar da faydalansınlar. Müşriklerin en önemli problemlerinden biri de hakkını koruyamayan, güçsüz kimselerin hakkını gözetmemeleriydi. Bunu düzeltmek için yetime ikram edilmesi, yetimin hatırının kırılmaması, hor görülmemesi ve aşağılanmaması, yoksula yumuşak davranılması ve haysiyetin incitilmeden ihtiyacının giderilmesi emredilmiştir. İslam dini bu toplumu Yüce Allah'ın şeriatıyla hakka ve adalete yüceltmiştir ve onları Allah korkusuna, ondan çekinmeyi, Yüce Allah'ın koyduğu sınırları aşmama seviyesine yükseltmiştir. Çünkü Yüce Allah koyduğu sınırı gözetir. Vahyin kesilme tehlikesi bir keder sırasında, bir kuşluk vakti, güneş parıltısıyla gelen bu sureden, hüzün gecesini sessizliğe kavuşturarak Rabbinin yardımının devamıyla sonun önden daha hayırlı olacağı,
ve Peygamber Efendimiz'in hayatın öncesiyle sonrasını karşılaştırarak yetime şefkat, maddi ve manevi ihtiyaç sahiplerine merhamet hislerini uyandırarak sahip olunan bu nimeti anlatmayı öğrendik. Bu mübarek surenin sonunda tam bir iman ve iç rahatlığıyla sahip olduğu nimeti söylemeye acele ederek Allahu Ekber diye tekbir almak Peygamberimizden bize kalan sünnetlerden biridir. Hüzünleri dağıtan bu gönül rahatlığı üzerine artık dünyada hiçbir zorluk ve zahmet kalmadı sanarak tembelliğe düşmemek, ancak her zorluğun yanında kolaylıklar bulunduğunu bilerek sahip olduğu nimeti anlatarak daha çok çalışmak için de bu sureyi ikiz de diyebileceğimiz diğer bir motivasyon suresi olan İnşirah suresi izlemiştir. Duha suresinde de geçtiği gibi Allah bundan sonrası öncesinden daha güzel ve hayırlı kılsın, vahyin gölgesinde kalmayı nasip eylesin. Allah'a emanet olunuz.